Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Güneş Yayınları 5. sınıf Bumerang serisi ile dersimize devam ediyoruz. 6. ünite Geometrik Cisimler Dikdörtgen Prizması ve Açınıma. Konumuzu büyütelim arkadaşlar. Dikdörtgenler prizması tüm yüzeyleri dikdörtgen olan geometrik cisimlere dikdörtgenler prizması denir. Prizmalar tabanlarına göre isimlendirilir. Tabanı dikdörtgen olduğu için dikdörtgenler prizması deniyor arkadaşlar. Bakın buraya baktığımızda bunun tabanı kare olduğu için biz buna kare prizma diyoruz. Dikdörtgenler prizması bakın burası köşe. Burası yüz, burası ise ayrıt oluyor. Yani arkadaşlar yüzleri birbirinden ayıran çizgilere biz ayrıt diyoruz. Dikdörtgenler prizmasının açılımını burada vermiş. Dikdörtgen prizmasının 8 köşesi, 12 ayrıtı ve 6 tane yüzü vardır. Karşılıklı yüzeyleri eşit ve paraleldir. Karşılıklı ayrıtların paralel ve de eşit uzunluktadır arkadaşlar. Küpe bakıyorum. Tüm ayrıt uzunlukları ve yüzeyleri birbirine eşittir. Özel bir kare prizmadır. Ayrıca dikdörtgenler prizmasıdır. Küpün 8 köşesi, 12 ayrıtı ve 6 tane birbirine eşit kare yüzü vardır. Açılım arkadaşlar bu şekilde veya bu şekilde olabiliyor. 23. soruya bakalım. Aşağıda verilen dikdörtgenler prizmasının köşe noktalarını, ayrıtlarını oluşturan doğru parçalarını, yan yüzü ve tabanlarını oluşturan dikdörtgenleri belirleyiniz. Arkadaşlar köşe noktalarını yazalım şimdi. Bakın K, L, M N, A, B, C, D. Bunlar köşe noktalarıdır. Yazıyorum. K, L, M, N, A, B, C, D. Ayrıtlara geldik arkadaşlar. Ayrıtlar ise bakın A, B, B, C, C, D, A D K L M N K N A K şöyle devam edelim N D L B ve de son olarak M L. Sayalım toplamda 12 tane olması gerekiyordu arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Evet. Devam ediyorum. Tabanlara geldim arkadaşlar. Tabanlar bakın alt ve üst taban olmak üzere 2 tane vardır. Üst tabanımız K L M N Alt tabanımız A, B, C, D. Yan yüzlere geliyoruz arkadaşlar. A, B, L, K var. Şurası. Şöyle kalemin rengini değiştirelim. Turuncu ile yazalım arkadaşlar burayı da. A, B, L, K. D, C, M, N. B, C, M. L ve son olarak K N D A. Bunlar arkadaşlar bizim yan yüzlerimizdir. 24. soruya geldik. Verilen nesnelerin dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küp kavramlarından hangilerine uygun birer model olduğunu inceleyiniz. Arkadaşlar bakın buranın tabanına baktığımızda dikdörtgen olduğu için bu bir dikdörtgenler prizmasıdır. Yazalım. Şöyle aslında büyütelim daha rahat sığdırabiliriz. Burası dikdörtgenler prizması. B'ye geldiğimiz zaman arkadaşlar bu da bir dikdörtgenler prizması oluyor. Prizması. C'ye geldiğin zaman tüm yüzleri kare olduğu için bu bir küp oluyor. Devam edelim. Aşağıda izometrik kağıdı, kağıt üzerine verilen prizmanın açılımlarını aşağıda verilen noktalı kağıt üzerine çiziniz demiş. Arkadaşlar şimdi şöyle. Bakın. İlk önce dikdörtgenler prizmasını çiziyorum ben. Şöyle çizelim. Bire 4 olsun arkadaşlar yan yüzlerinden bir tanesi. Diğeri ikiye 4, yine 1'e 4, ikiye 4. Bir daha kontrol edeyim. 1'e 4, 2'ye 4, 1'e 4, 2'ye 4. Evet. Eğer yanlış olmadıysa böyle bir şey olması lazım. Şimdi kontrol edelim. 1'e 4'ü çizdik. 2 birimliği de çizdim. Bir birimlik. Evet. Şimdi alt ve üst tabanlarını da çizelim. Bakın arkadaşlar. Burası ve burası. Pardon şurada yanlışlık yaptık. Şurayı yanlış yerden ayırdık. Burası şuradan ayrılacaktı. Hı. Buraya da çizelim. Evet dikdörtgenler prizmasının açılımı bu şekilde oldu. Gelelim arkadaşlar kare prizmayı çizelim şimdi. 2'ye 4 yapalım onların da yan yüzlerini. 2 1 2 3 4. Hepsi 2'ye 4 olsun. Toplamda 8'e 4 olmuş olacak yan yüzleri. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi kontrol edelim doğru mu çizmişiz? İkişer ikişer ayırıyoruz. 2 2 ve 2. Tamam. Doğru oldu. Gelelim alt ve de üst tabanlarında arkadaşlar. Kare şeklinde yani ikiye iki birer kare koyalım buralara. Bakın bu da kare prizmanın açılımı olmuş oldu. Son olarak arkadaşlar bir tane daha kare prizma var. Bakın bunun da bire bir. Bir, iki. Burası da iki birim. Çiziyorum şimdi. Bunu da şöyle çizelim. Burası iki birim olduğu için yan yüzlerim kalemin rengini değiştirmek istiyorum. Yan yüzleri 2 birim olduğu için bakın 1 2 burası bu şekilde oldu. Pardon. Eee 4 birim olarak çizeceğiz. 1 2 3 4. Tamam. Gelelim bunları dörde ayıralım. 1 2 3 ve de 4. Alt ve de üst tabanlarımızı yapalım kare olarak. Bir birim kare olarak yapıyorum ve bakın arkadaşlar bu şekilde çıkmış oldu. 26. soruya geldik. Aşağıdakilerden küpün açınımını, açınımı olan şekillerin altındaki boşluklara tik işareti koyunuz. Arkadaşlar bakın şimdi. Burası küp açınımıdır ama burası değil. Burası küp açınımıdır Burası da küp açılımıdır arkadaşlar. Katladığım zaman bu da küp açılımı oluyor. Ama bakın burası küp açılımı olamıyor. Dedik. Devam edelim. 27. soruya bakıyorum. Yanda verilen dikdörtgenler prizması için A ayrıt sayısı, B yüzey sayısı, C köşe sayısı olduğuna göre işleminin sonucunu istiyor. Arkadaşlar biz konu anlatım kısmında ayrıt sayısını 12, Yüzey sayısına 6, köşe sayısına 8 demiştik. Gelelim yerine yazalım. A artı B, 12 artı 6, eksi köşe sayısı 8 yapar. Çıkardığımız cevabımız 10 olarak geldi. 28. soruya bakıyorum. Yanda verilen prizmanın tüm ayrıt uzunluklarının toplamı kaç santimetredir? Arkadaşlar bakın bu 5'ten kaç tane var? 1, 2, 3, 4. 5 çarpı 4'ten 20. Artı. Bu 7'den kaç tane var? 1, 2, 3, 4. 7 çarpı 4'ten 28. Artı. Bu 6'dan kaç tane var? 1, 2, 3, 4. 6 çarpı 4'ten 24. 20 artı 28 artı 24 cevabım 72 santimetre olarak geldi. Böylelikle arkadaşlar videomuz sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.